Evet sevgili izleyiciler, bugün neredeyiz? Bugün ilmin, bilimin ışığında öğrenciler yetiştiren Konya'nın merkezinde hem tarıma hem bilime birçok öğrenci yetiştiren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ndeyiz. Birçok alanda öğrencileri yetiştirip ülkemiz iş gücüne hem katkı sağlayan hem de birçok ülkede hizmet verme adına iş gücü yetiştiren ve öğretime katkıda bulunan bu güzel müesseseyi bugün detaylı bir şekilde tanıyacağız. Laboratuvarlarını, eğitim alanlarını ve öğrenci kardeşlerimize buyurun Gıda Tarım Üniversitesi'ni tanımaya. Evet, Konya Gıda Tarım Üniversitesi'nde programımıza devam ediyoruz. Genç kardeşlerimize kısa kısa röportajlar yapacağız. Hangi bölümde okuyorlar, nereden geldiler, okuldan memnuniyet durumları neler, hedefleri neler. Kuşağı tanıyacağız ve okulun spektrali hakkında da bilgi alacağız. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Ben Rümeysa Sürücü. Şu an Konya Gıda Tarım Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Nasıl okul, nasıl gidiyor eğitim ve özellikle tarım bölümü nereden merak sardı? Yani şu an için eğitimi gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Benim aslında buraya gelirken biz T-shape eğitim modelindeydik ve asıl amacım moleküler biyoloji ve genetik okumaktı. Fakat bir yerden sonra ben özellikle Konya'da ve Türkiye'de ziraatin bazı konularda çok yetersiz kaldığını ve değişen teknolojiye ayak uyduramadığını fark edip bu okulda da %100 İngilizce eğitimi olduğundan dolayı tarımı İngilizce ile ve teknolojiyle eşleştirmenin daha mantıklı olabileceğini düşünüp bitkisel üretim okumaya karar verdim. Peki bir soru sormak istiyorum. Okulunuz Türkiye'de yapı olarak, eğitim sistemi olarak tek bir okul biliyor musunuz? Evet. Evet, burada çok şanslısınız. Buradan da özellikle ben bu okulda, bu müessesede emeğe geçen, kuruluşunda emeğe geçen bütün emektarlara çok teşekkür ediyoruz. Başından sonuna kadar emeğe geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Buradan da emekleri de yad etmek lazım. Peki, gelecekte hedef neler? Yani şu anda Konya'nın ciddi bir su sıkıntısı var. Hani bu herkesin artık bildiği bir sıkıntı. Bunu ileri tarım teknolojileriyle çok daha iyi bir yere taşımak ve çiftçilerin şu an zarar olarak gördüğüne varsa işte hastalıklar olsun, böceklerin şeyleri verim olarak böceklerin etkisiyle düşmesi olsun. Bunlara karşı birer çözüm bulmayı hedefliyorum şu anda. Peki biz klasik sorumuzu sormadık. Rümeysa nerelisin? Konyalıyım ben. Konyalısın. Baba çiftçi mi? Hayır değil. 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 O da çok güzel. Baba çiftçi değil, tarımla iştirak etmiyor ama tarıma meraklı bir kardeşimiz. Peki şunu sormak istiyorum son olarak da. Eğitim olarak nasıl? Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin laboratuvar yeterlilik durumu nasıl? Biraz da buraya değinelim. Şu an laboratuvar imkanları hem özel bir üniversite olmasından kaynaklı hem de tarım Türkiye'de tarımın tek okulu olmasından kaynaklı olarak çok elverişli bir şekilde dizayn edilmiş durumda zaten. Hocalarımız da bizim isteğimiz doğrultusunda, bizim çabamızı da görerek bizim yapmak istediğimiz her şeye ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorlar. Evet, biz de size eğitim yolunda, gelecekteki ülkemize hizmet yolunda başarılar diliyoruz. Bir de bugün kanalımız olarak, ekibimiz olarak bu kuruma katkı olarak, gençlerimize katkı olarak sizleri daha çok ekrana taşıyıp Konya Gıda Tarım Üniversitesi neler yapar? Bu projeyle ilgili beraber İş birlikleri yapacağız ve sizleri umut ediyoruz ki gelecek ülke tarımımızda güzel yerlerde görmek istiyoruz. Yani verilen emeklerin karşılığını bir yerlerde görmek istiyoruz. Biz de öyle. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Ben genç kardeşimi tanıyalım. Merhabalar. Ben Alperen Karcı. 3. sınıf Bilgisayar Üretim ve Teknoloji bölümündeyim. Alper tanıyalım. Memleket neresi? Ben Osmaniyeliyim. Evet. Çok güzel. Merkez mi? Merkez. Merkez, Osmaniye Merkez. Siz yer fıstığı üretiyorsunuz. Yer fıstığı. Baba çiftçi mi? Uzaktan bir çiftçiliğimiz var şu an. Zeytin bahçemiz var. Zeytinle uğraşıyoruz. Evet. Öyle. Alperen aslında şöyle bakıldığında bir
memur çocuğu gibi duruyor ama okuduğu bölüm olarak bugün aldığı eğitim ve bilgiler olarak tarıma, tarımsal üretime gerçek manada hangi alanlarda hizmet edecek ve hedefleri neler? Biraz hedeflerden bahsedelim. Daha çok şimdilik ben bir daha çok yurt dışına gidip oradan bir bilgi alıp memleketime geri dönmek istiyorum. Hani dışarıdan edinen bilgileri yani değer katıp burada daha iyi bir ürün çıkarmak istiyorum şimdilik. Peki evet. Hayalinde mesela tarıma özellikle veya yapacağın kendini geliştirecek işe yönelik hangi alanda bir yol çizmek istiyorsun? Şu anlık ya bir daha çok bitkisel ilaç anlamında bir çabam var, isteğim. Bitkisel üretim hani daha çok şu günümüzdeki ilaçların o toksinlerinden daha çok bitkisel üretim olan ilaçların doğallığının faydasıyla öyle bir fabrika kurma niyetim var. Yani oraya yani daha çok organik tarıma doğru üretim noktasında hizmetler yapmayı düşünüyorsun. Peki hayalindeki ülke neresi? Hollanda ya da İtalya olabilir. İkisinden mi sorayım? Bu konuda bir fikir vereyim sana. Tabii Hollanda toprak yapısı olarak, yüz ölçümü olarak Konya'dan küçük bir ülke ama tarımsal üretim değil. Bakın dünyada tarım markalaşma noktasında üretmediği ürünlerin markasıyla dünya ülkelerini alıp dünyaya pazarlayan bir ülke. Aslında üretmiyor. Bunu da biliyorsun değil mi? Canlı canlı orada göreceksin zaten. Aynen. Patates depolarını, soğuk hava depolarını, hayvancılık nasıl yapılıyor. Bayanların, traktörün üzerindeki bayanları, böyle devasa traktördeki bayanları göreceksiniz. Umut ediyoruz. Orada gördüklerinizi burada ülkemiz tarımına daha uygulanabilir şekilde, daha gelişecek şekilde çalışmalar yaparsınız. Buradan son sözlerinizi alalım. Hedef son kez. Bir yıl sonra okul bitiyor. Aynen. Evet. Sen inşallah mezun olacağım. Hedefim çok öyle. Peki bu işi yaptığında Konya mı Osmaniye mi? Yaparsam mı Osmaniye'de yaparım ben. Osmaniye'de. Aynen oraya gideceğim. Memleketime dönerim diyorsun. Memleketim diyorum. Anladım. Çok güzel ama Konya havası da vazgeçilmez bu noktada biliyorsun. Doğru. Konya başlı başına bir deryadır Türkiye'de. Evet sevgili izleyiciler, Alperen kardeşim, Verim Üniversitesi kardeşimle kısa kısa röportajlar yaptık. Özellikle gençlerin yetişmesi adına bu güzel müessesede verilen eğitimleri röportajlarımıza devam edeceğiz. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde kardeşlerimize, röportajlarımıza devam ediyoruz. Burası ilime ve bilime önemli insanları yetiştirecek gelecek dönemde hem ülkemize hem de dünyanın birçok ülkesine hizmet verecek, ilim insanı yetiştirecek bir müessesedeyiz ve devam ediyoruz. Genç kardeşimle tanışıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Benim adım Muhammed Melih Çam. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Birinci sınıf öğrencisi, yolun başı. Peki nasıl gidiyor okul? Okulu nasıl buldun? Okulu güzel buldum. Gerekli bütün şeyleri bize sağlamaya çalışıyorlar. Dekanlarımız olsun, bölüm başkanlarımız olsun bizi dinliyorlar. Şu anda bir proje üretmekteyiz. Teknofest'in roket yarışmasına katıldık. Bir tane atölyemiz var spor salonunun arkasında. Orada gerekli baskılarımızı yapıyoruz. Peki özellikle burası nereden fikir oldu, nereden gelişti burayı okumak, burada okumak? Açıkçası burada okumak okulun vizyonu ve misyonunu okuduğum zaman karar verdim. Öncelikle Konya'da bulunan diğer üniversiteler de tabii ki çok başarılı ama burada özellikle mühendislik bölümünde bulunan hocalarımızın liyakati beni etkilemişti. O yüzden burayı yazdım. Evet biz de sana ülkemize hizmet yolunda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Umut ediyoruz ki 4. yılı tamamladığında ülkemize katma değer noktasında büyük ilim insanları olursunuz. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Evet sağ tarafımda kardeşlerimle devam etmek istiyorum. Tanışalım. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Ben Caner Karakoyun. Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Onun dışında sorularla şey yapalım. Peki klasik sorumuzu soralım. Melih'e sormadık ama Melih'e soracağım. Nerelisin?
Konyalıyım. Konyalı. Çeşmeli Sebil. Evet, sevgili izleyiciler, genç kuşakla konuşmak istiyoruz aslında. Genç kuşağın diliyle o kuşağı anlamak ve o kuşakla konuşmak istiyoruz. Burası da burada gerçekten bu farkı yakalamak adına, tabii biz de aynı okul okuyoruz ama bugün birebir hem sunucu hem de konuk olarak konuşmak daha farklı bir keyif veriyor. Sarıönü. Evet. Ailede çiftçilik var mı? Ailede çiftçilik var. Neredeyse hepsi yapıyor sülalemizin. Evet. Peki neden öğreniyorsun mühendisliği? Efendim? Neden endüstri mühendisliği tercih? Neden endüstri mühendisliği? Çünkü ben açıkçası bu bölümü seçmeden önce bir araştırdım ve aslında endüstri mühendisliğine olan talep ve önem gittikçe artıyor. Fakat üniversitelerden çıkan mezunların bu talebi yeterince karşılayamadığını fark ettim. Hem de neredeyse her bölümde çalışma alanında iş bulabildikleri için, çünkü neredeyse üretim ve hizmet sektörü her yerde mevcut olduğu için ben açıkçası bunun genişliğinden faydalanmak istiyorum mezun olduğumda. Hem de açıkçası benim misyonum mühendis olmakta faydalı bir insan olabilmek. Çünkü sonuçta her insanın ideali yaşamdan, doğumdan ölüme kadar faydalı olabilmek. Ben de bunu hedefleyerek açıkçası faydalı olabileceğimi en iyi öngördüğüm mühendislik olacağını karar vererek endüstri mühendisliğini seçtim. Peki gelecekte hedefler neler? Gelecekte hedefler açıkçası onu kader gösterecek bana, ama benim idealim açıkçası kamu sektöründe iş bulmak. Ama tabii ki de benim kriterlerime uygun olan kamu olsun, özel sektör olsun fark etmez. Benim mutlu olabileceğim bir alan olduktan sonra benim için o hedef orasıdır. Ama şu anlık idealim de kamuda iş bulmak gibi bir hedefim var. Biz de buradan hedeflerinize başarılar diliyoruz. Peki okul özellikle eğitim konusunda okulu nasıl buluyorsun? Eğitim konusunda açıkçası ben öğretmenlerimizin kalitesi, eğitim sistemi açısından ben açıkçası memnunum. Yani gayet verdikleri eğitimin önemli, yani öğrenciye verdikleri önemin ve öğrenciyi yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunun, idrakında olduğunu düşündüğüm bir okul olduğundan dolayı benim zaten öncelikli hedefim bu da aldığım eğitimin kalitesi. Ben diğer faktörler açıkçası eğitim kadar dikkat etmiyorum. Çünkü benim asıl değer katacak nokta bu da alacağım eğitim olacak. O yüzden ben açıkçası en genel olarak eğitim hakkında konuşursam bu okula memnunum. Evet, çok güzel. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Evet sevgili dostlar, genç kardeşlerimize, ilme, bilime pırıl pırıl yetişen genç kardeşlerimize, röportajlarımıza devam ediyoruz. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde sağ tarafından başlamak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Zümre Ünal, Moleküler Biyoloji ve Genetik 3. sınıf öğrencisiyim. Peki neden Gıda ve Tarım Üniversitesi? Laboratuvar imkanlarının çok yüksek olduğunu düşündüğüm için buraya geldim. Butik üniversite olduğumuz için öğrenci sayısı az olması bizi, hani öğretmenlerle ilişkimizi iyi olacağını düşündüğüm için geldim. Bu arada memleket neresi? Cihanbeyli. Cihanbeyli, Konya Cihanbeyli, evet. Peki gelecekte hedef, hayaller neler? Yani yurt dışında bir akademik bir gelecek düşünüyorum şu anlık ama... Danimarka'ya mı? Ya bilmiyorum. Fark etmez. Neden Danimarka? Gezdiğim ülkeler içerisinde en çok Cihanbeyli Danimarka'da olduğu için. Öyle mi? On doğrudur. Almanya'da çok gerçi. Almanya'da çok, evet. Da ama Danimarka daha fazla. Evet, biz de hayat yolunda başarılar diliyoruz. Kısaca şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Nasıl laboratuvarlar, teknik eğitimler konusunda neler düşünüyorsun? Sayımız az. Mesela iki kişi, yani ben ve arkadaşım deney yaptığımız zaman elimize daha fazla pipet kullanımı diyelim. Daha fazla şey görüyoruz. Aslında teknik bilgi görüyoruz diyebilirim yani. Uygulamalı olarak. Evet, yani uygulamalı eğitimler daha hızlı ve daha burada yani pozitif bir şekilde yapılıyor. Zaten özellikle bilim üniversitelerindeki en büyük şu andaki gördüğümüz eksiklik uygulamalı eğitimlerin zayıflığı ve eksikliği. Sayısı fazla olduğu için yapım aşaması falan da aynı şekilde daha az görüyor gibi. Evet, proje yapamıyorsunuz, yani, uygulama yapamıyorsunuz. Orada bir eksiklik yaşıyor öğrenci. Evet, yani burada kendisini de geliştiremiyor. Gelişme noktasında sıkıntı yaşıyor. Evet, burası da bu noktada iyi bir okul.
Başarılar diliyoruz. İnşallah gelecek dönemlerde, gelecek yıllarda sizleri, ben çok gezdiğim için söylüyorum, bir ülkede, iyi bir yerlerde görmek ya bir tesadüf gibi, ya biz bir yerde tanışmışız der gibi İnşallah. Görmek güzel bir duygu olur. İnşallah Avrupa'daki, o ülkelerdeki hedeflerinize ulaşırsınız. Döndükten sonra da ülkeye daha iyi hedefte noktasında çalışma yaparsınız. İnşallah. Başarılar. Evet, sol tarafımda devam etmek istiyorum. Kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Aleyna. Soyadım Dinç. Uluslararası ticaret öğrencisiyim. 3. sınıftayım. Aleyna, memleket neresi? Bayatlıyız aslen. Fakat köyden bir haberiz. Evet, köyden bir haber, bir aile. Peki neden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi? Aslında şöyle, Konya'da ve Ankara'da birçok üniversiteyi araştırdık. Fakat İngilizce, yani ana dilinin İngilizce olması büyük bir avantaj oldu benim için. Çünkü biliyorsunuz bölümüm dolayısıyla yabancı dil çok önemli. İkinci bir dil olmasını da çok isterim. Lakin bunu dışarıdan kendim destekleyerek karşılıyorum. Ama Konya'da diğer üniversiteler Türkçe olduğu için burasının İngilizce olması büyük bir avantaj oldu benim için. Ayrıca hocalarımızla birebir iletişim halindeyiz butik bir okul olmamız nedeniyle. Bu da güzeldi. Erasmus imkanları çoktu. Hani öğrenci azlığı nedeniyle verimlilik fazla oluyor. Daha çok imkanımız oluyor. Bunu da değerlendirmek istedim. Bu şekilde. Evet. Çok güzel. Ben de zaten Aleyna'nın görüşüne katılarak bir konuya değinmek istiyorum. Ne yazık ki buradan YÖK'teki yetkili abilerimize dinlerse, duyarsa, özellikle üniversitelerdeki yabancı dil eğitimi noktasında bu gençler yetişirken, dünya ülkelerine giderken özellikle ilk gereksinim olan şey yabancı dil. Yani iyi bir gittikleri ülkede kendilerinin lisanlarını konuşacak ikinci bir yabancı dilleri olması gerekiyor. Bu konuda Aleyna'ya katılıyorum. Aleyna, gelecekte hedefler? Şöyle, bu bölümü aslında çok bilinçli olarak seçtim. Çünkü bir şirketimiz var söz konusu olan ve oranın daha uluslararası anlamda gelişmesini istediğim için tercih etmiştim. Uluslararası pazarlara açılabilmek için kendimi geliştirmeyi hedefledim. Bu yüzden kendi şirketimizi kalkındırmayı hedefliyorum. Çok güzel. Sanayi şirketim burası. Evet. Evet, Konya denince sanayi şirket. Çok evet, güzel. Aynen. Üretim. Evet, üretim yapıyoruz. Dünya pazarlarına daha fazla nasıl üretim yapabiliriz? Daha kaliteli nasıl ürün yapabiliriz? Hem Ar-Ge konusunda hem de dış ticaret konusunda firmaya orada bir patronçe. İnşallah yerli üretim desteklemeyi hedefliyoruz. Kendi işlerinizi kurma adına gerekli bilgileri, birikimleri sağlayarak o işleri inşallah yaparsınız diyorum. Ve Aleyna'ya da bu noktada gelecekteki hem eğitim noktasında hem de iş hayatı noktasında bol bol başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ve kardeşlerimize, programımıza devam edeceğiz. Evet, ilimin ve bilimin ışığında ilerleyecek genç kardeşlerimize Konya Gıda Tarım Üniversitesi'nde röportajlarımıza devam ediyoruz. Sağ tarafımdan devam ediyorum. Merhabalar. Merhaba, benim ismim Emir Atakara Genç. Bilgisayar mühendisliğinde okuyorum. Ben Lüleburgaz'dan geliyorum, Trakya'dan uzaktan geliyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Konya vari değilsin zaten. Ya, farklı. Esentene farklı. Doğrudur, öyle gözüküyor olabilirim belki. Evet, genç kuşakla muhabbet de çok güzel oluyor sevgili izleyiciler. Merhabalar. Onun dışında insanlar da hep bana, özellikle bizim oralarda da söylerlerdi. Nasıl mesela aklına işte Konya'ya gelmek, yani nasıl düşündün Konya'ya gelmeyi dediler. Ben başta, benim kuzenim burada okuyor ayrıca, benim bir üst dönemim. O bana söylemişti, bizim şöyle bir okulumuz var, böyle imkanları var diye söylemişti. Ben de kendi sıralamamda bakınca açıkçası sıkıntılı oluyordu. Yani çok daha üst sıralarda vardı benim istediğim üniversiteler. Ondan sonra buraya baktım. Hem bölümümüz İngilizce olduğunu fark ettim. Onun dışında hazırlık eğitimi var. Ondan ötürü imkanların iyiliğinden dolayı burayı seçmeye karar verdim. Nasıl? Eğitim nasıl gidiyor? Beğeniyor musun? Ya eğitimimizde mesela laboratuvarlar var. Uygulamalı bir şekilde eğitimler var. Bu iyi yönde etkiliyor. Onun dışında bilgisayar mühendisliğini burada çok fazla gördüm yani. İnsanlar tercih ediyor. Hani şu an güzel gittiğini düşünüyorum. Evet. Biz şunu demek istiyoruz. Gençlerin burada yetişirken biriktire, yani özel üniversitenin bir özelliği olmalı değil mi? Bunu size katmalı ve bu alanda da yürümelisiniz. Ya, tabii ki aynı şekilde katılıyorum. Onun dışında ben de buraya tam burslu olarak geldim. Çünkü böyle bak, başka yerlerde de oluyordu ama yani durum açısından da burayı daha uygun gördüm. Bir de burada bizim yurtlarımız da çok güzel. Çünkü yakınımızda, hemen 5 dakika uzaklıktan yurttan gelebiliyorum. Çünkü çağımızda da çok büyük sorun. Özellikle başka İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde çok uzaktan gelmek zorunda kalıyoruz. Yani bu da benim için çok büyük bir artısı var okulun. Konya o konuda veli nimet. Tartışılmaz. Evet, çok güzel bir nimettir. Evet. Ulaşımı da daha iyi. Evet. Daha rahat. Ulaşım imkanları çok fazla. Çok güzel. Biz de eğitim yolunda, ülke hizmet yolunda başarılar diliyoruz. İnşallah umut ediyoruz. Hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Teşekkür ederim. Memnun oldum tekrar. Ben de memnun oldum. İyi çalışmalar. Evet. Merhabalar. Merhaba abi.
Tanışalım. Tabii. Muharrem Sak, İletişim ve Tanıtım Topluluğu Başkanıyım. Şimdi 3 yıldır senin bu canı gönülden anlatmış olduğun şeyi biz yapıyorduk. Böyle. Evet. Yani. Nasıl gidiyor okul? Abi mükemmel. Allah izin verirse seneye Erasmus'a gidiyoruz. Hı-hı. Çok keyifli. Nereye yolculuk? Bizim ekip olarak. Hırvatistan abi. Hırvatistan'a evet. Evet. Çok güzel. Onun da vurgusunu yapayım. İletişim ve tanıtıma üye olan herkes Erasmus'a önden avantajlıdır abi. Bu şekilde. Gelecekle ilgili hedefim ne var? Konya Şeker'in genel başkanı seçilmek istiyorum. Bu yüzden dolayı insan kendisini geliştirebilen bir varlık, ortamını geliştirebilir, hani çevresini, dünyasını. Bu konuda Tarım Üniversitesi'nin geleceği nasıl olur sence? Yani nasıl bir vizyon var? Nasıl abi yani tarım üzerine bu üniversitede çok güzel şeyler yapıldı. Yani bizim bir tarım robotu vardı. Burada naneden mesela kekik ürettiler. DNA'sını değiştirerek. Çok güzel şeyler yapıldı. İnşallah daha güzel şeyler yapılır. Peki gelecekte gerçek manada hedef neler? Hedefim de abi gerçek manada. Yani şuradaki herkes bilir Bozkır'la beni. Bozkır'la ilgili kısa bir ilginç anımı anlatayım. Bozkır Belediye Başkanı Nazif abim buradan sevgiyle anıyorum. Nazif abi görevinde başarılar diliyorum. Sevilen insansın, seni seviyoruz. Başkanla burada yemek yedik seçim öncesi. Dedim ki başkan hangi parti olacaksın? Ya işte X parti olacağım. Dedim ya boş ver sen yalnız yürü. Arkanda çok insan gelir. Dedi ki yok dedi. Ya dedim yürü sen sevilen insansın. Bir söz verdi bize ama inşallah Bozkır için onu da söyleyeyim. Tamam. Bozkır Dağları türkümüz var ya. Evet abi. Rahmetli Mekanı Cennet Ahmet tamam. Özdemir'in o türkünün klibini inşallah güzel bir şekilde Bozkır'da canlandıracağız. Son olarak görüşlerini alalım. Abi son olarak Türkiye Cumhuriyeti üretmek üzerine evet. Kurulu. Aslında coğrafyamız çok güzel. Yani elimizden geldiği kadar üretelim. Yani benim arsam küçük, şeyim küçük yok. Gıda bizim birinci barınma ihtiyacımız. Gıda konusuna biraz önem verelim. Başka bir şey istemiyoruz evet, artık. Burası da o yüzden Gıda ve Tarım Üniversitesi inşallah umut ediyoruz. Ülkemiz gelecek noktada daha fazla su sıkıntısı yaşamaz tarımsal manada ve üretimde kısıtlamalar, daralmalar ve kısaca ithalat ülkesi olmayız diyoruz ve devam ediyoruz. Bilimin, ilimin ışığında eğitim veren ve ülkemize birçok öğrenci kazandıran Konya'nın merkezinde Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni tanıyacağız ve okulumuzun rektörü Profesör Doktor Erol Turan hocam Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni bize detaylı bir şekilde tanıtacak. Kendisine bu arada tanımış olacağız. Hocam merhabalar. Merhabalar Şaban Bey. Hoş geldiniz üniversitemize. Şeref verdiniz. Evet hocam, buyurun. Erol Turan kimdir? Okulumuz nasıl bir okuldur? Kısaca detaylı bir şekilde tanıyalım. Sağ olun. Ben her ne kadar üniversitemizin adı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olsa da tarımla ilgili değil de daha çok idareyle, yönetimle ilgili bir uzmanlık alanım var. Kamu yönetimciyim ben. Bütün doktoramı, doçentliğimi kamu yönetim alanında aldım. Selçuk Üniversitesi'nde yaptım bütün bu çalışmalarımı. Daha sonra uzun yıllar yine Selçuk Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra bir 8-10 sene Kastamonu Üniversitesi'nde çalıştım. 2022'nin Aralık ayında burada mütevelli heyetinin YÖK'e teklifi, YÖK'ün uygun görmesi ve Cumhurbaşkanı'nın atamasıyla da rektör olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ne atandım. Geldiğimde aslında ilk bakarken çok farklı bir üniversiteyle karşılaştığımı gördüm. İlk tespitim buydu. Türkiye'de olmayan, diğer üniversitede olmayan bir formatta bir üniversite ve bu formatı korumaya çalışan bir üniversite. Ya bu ne? Butiklik ve tematiklik. Yurt dışında butik üniversiteler çok fazla. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde üniversitelerin o genel hastalığı olarak söyleyeyim. Hemen bir büyümeye, genişlemeye, şişmanlamaya çalışırlar. Bu da tabii çeşitli dezavantajlar yaratır. Nedir bu dezavantajların en başında? Nitelik. Düşük nitelikli çıktılar üretmeye başlıyor üniversitelerimiz. Hepsi değil tabii de. Ama bu üniversitenin
temel vizyonu, misyonu ya da politikası nicelikten ziyade bu niteliğe vurgu yapması, katma değeri yüksek çıktılar üretmesi. Bunu öğrenci anlamında da söyleyebiliriz. Diğer Ar-Ge çalışmaları anlamında da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunu ben de çok önemsedim ve göreve başladıktan sonra yine mütevelli heyetinin bu yönlü misyonu benim için çok değerli hale geldi. Dolayısıyla biz burada ülke için katma değeri yüksek insan yetiştirmeyi, katma değeri yüksek diğer çıktılar üretmeyi amaç edindik. Ürün üretmeye, nitelikli projeler yapmaya ve üniversitenin misyonu gereği en önemsediğimiz noktalardan biri de o. Yani böyle akademideki odalarımızda oturmayıp sürekli sahalarda çiftçinin yanında tarımsal üretim yapan insanların yanında olmayı, onlara ulaşmayı ve onları üniversitemizde çeşitli çalışmalar yapmayı da hedef edindik. Yani dolayısıyla üniversitenin bu butikliğinin getirmiş olduğu en büyük avantaj bu gibi konulara daha fazla odaklanmamızı ve daha değerli çıktılar üretmemizi sağlıyor. Nitelikli eğitim. Nitelikli eğitim temel. Gerçekten ülkemizdeki hem eğitim sisteminin hem de üniversite sisteminin en büyük artık hastalığı diyeceğim bunu. Pek çok kurumda olduğu gibi üniversitelerde isterseniz ne yazık ki niteliksizleşiyor. Hantallaşıyor. Şimdi bu noktada büyük hayallerle kurulmuş ve çok iyi düşünülmüş, çok değerli bir kurum yaratmışlar. Bu kurumsal hayatta, işte bu devletin kurumları anlamında söylüyorum, bu kurumsal hayata bu üniversite 2013 yılında Konya Şeker'in kurmuş olduğu Bartek Vakfı, kurucu vakıf, o vakıf tarafından 2013 yılında kurulmuş. Ama ilk öğrencilerini 2016 yılında almaya başlamış. Tabii süreçte işte o pandemi süreci biraz bu üniversitenin tanınırlığını, bilinirliğini o dönemde yeni öğrenci alır almaz hemen arkasına pandemi falan gelince belki değeri çok anlaşılmamış bir üniversite. İşte bizim mütevelli heyetimiz, yeni mütevelli heyeti yaklaşık 2 yıldır burada görev başında. Başkanımız da burada. Ben de 1,5 yıla yaklaştı. Kısa vade, orta vade, uzun vade stratejilerimizde kısa vadede işte bu üniversitemizin bu değerinin bilinmesini sağlamaya çalışmak oldu. Tabii bunun ötesinde artık biraz önce söylediğim gibi daha nitelikli çıktılar nasıl üretebiliriz, nasıl ürüne yönelik, Ar-Ge'ye yönelik çalışmalar yapabiliriz onun derdindeyiz. Üniversitemizde yaklaşık 1650 civarı öğrenci var. 3 fakültemiz var. Bu 3 fakültede 13 bölümde aktif olarak eğitim öğretime devam ediyoruz. 3 bölüm hariç diğer bölümlerimiz %100 İngilizce eğitim veriyor. Tabii dolayısıyla öğrenciyi ilk önce hazırlık sınıfına alıyoruz. Hazırlık sınıfını da çok önemsiyoruz. Dolayısıyla çok iyi bir dil seviyesiyle akademi kısma geçince öğrenci orada da işte 4 yıl yabancı dil eğitimi alınca çıktı da bütün dünyada nereye giderse gitsin tutunabilecek, başarılı olabilecek bir niteliğe büründürmeye çalışıyoruz öğrencilerimizi.
Tabi o biraz önce dediğim gibi butikliğimizin avantajı burada devreye giriyor. Her öğrenciyle teker teker ilgilenme imkanını doğuruyor bu. Lisansüstü eğitimlerimiz de var. Yüksek lisans, doktora, çeşitli alanlarda lisansüstü eğitimlerimiz de var. Yine butikliğin bir avantajını söyleyeyim. Bu öğrenci sayımızdan dolayı ve öğrencilerin tabii ki iyi yabancı dil bilmelerinden dolayı Türkiye genelinde Erasmus'la yurt dışına gönderdiğimiz öğrenciler oranında da oranımız çok yüksek. Artı bu işte birkaç ay oluyor YÖK'te yayınlandı. Yine öğrenci sayısıyla veya üniversitenin misyonu ve vizyonu ile ilgili olarak Türkiye'de en fazla tam burs veren üniversite olarak seçildik. Oranımız %68'ler civarı. Öğrencilerimize iş garantileri sağlıyoruz. Yani insan kaynağı anlamında kendi yapımız içerisinde insan kaynağını da kendimiz oluşturuyoruz. Tabii dil bilen ve bu genel yapı Konya Şekeri yapısı içerisinde niteliğin kalitesinde insan kaynağı anlamında yükselten bir etkimiz de var. Kapalı ya da açık alan evet, anlamda şimdi rakamları eğitim söyleyeyim ya anladım. Türkiye'de vakıf üniversiteleri içerisinde yine en ön sıralarda yani çok geniş yeşil şehrin içinde ama şehrin tantanasından uzak huzurlu serçelerin kuşların cıvıl cıvıl öttüğü güzel bir yeşil kampüsümüz var gördüğünüz gibi. Binamız yine çok özenerek yapılmış akıllı evet. Bina bu tabi çeşitli öğrenci mutluluğu, öğrencinin eğitim kalitesi, yaşam kalitesi anlamında yine çok avantajları var. Engelli öğrencilere yönelik yine bu turuncu bayrak, her yıl o turuncu bayrağı alıyoruz. Mekanda erişebilirlik deniyor buna. Dolayısıyla böyle bir belki çok genel geçer bir laf olacak da her öğrenciyi herkes tanıdığı için mütevelli heyetinden işte idarecilerine, memurlarından hocalarına kadar bu kampüste yaşıyoruz hepimiz. Evet, çok güzel. Bir eğitim yuvası baştan sona kadar. Huzurlu, öğrencinin huzur duyabileceği, mutlu olabileceği alanlara yaratmaya çalışıyoruz. Ve dünyanın çok çeşitli ülkelerinden 250'ye yaklaştı, 240 civarı yabancı uyruklu öğrencimiz de var. Yani Çin'den, Somali'ye, Libya'dan, Kazakistan'a kadar şimdi hepsini saymayayım. 250'ye yakında yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu yabancı öğrenci de dediğimiz gibi biraz daha nitelikli yabancı öğrencileri getirtmeye çalışıyoruz. İşte yabancı dille eğitim yapmamızın avantajlarından birisinde burada yaşıyoruz. Üniversitemiz tabii üniversiteleri öne çıkaran bazı stratejiler var. Kimisi sadece eğitime önem verir ama bazı üniversiteler Ar-Ge'ye vurgular. Kimisi tabii çok başarılı üniversiteler, özellikle yurt dışındaki başarılı üniversiteleri, iyi üniversiteleri, Amerika'daki üniversitelere bakarsak yani orada hem eğitime hem de Ar-Ge'ye aynı değerde, aynı kalitede götürüyor. Bizim temeldeki politikamız bu. Hem kaliteli eğitim ve kaliteli Ar-Ge faaliyetleri. Bu noktada YÖK de elimizi rahatlattı. Elimizi rahatlattı derken şu anlamda söylüyorum. Yani değerlendirdikten sonra bazı tanımlamalar yaptı Türkiye'de 22 üniversiteye. Geçtiğimiz yıl bizim üniversitemizi değerlendirmelerden sonra tarımda dijital teknolojiler alanında uzmanlaşmış üniversite statüsü verdi.
Bu da yine işte TÜBİTAK projelerinde veya diğer Avrupa Birliği projelerinde aklımıza gelen sair alanlarda da büyük bir katkı sağladı. Vizyonumuzu biraz daha netleştirdi diyebilirim. Dolayısıyla bir özetle şunu söyleyeyim üniversiteye kısaca bu anlamda tanıtabilirim. Yani kurumsal anlamda çok değerli bir yer. Bu değerin bilinmesi tabii ki bizim elimizde. Bu değerin bilinmesi bizim Konya çiftçisinin veya Türkiye genelindeki tarımla, tarıma dair alanlarda çıktılar üretmemize, onların yanında olmamıza bağlı. Mütevelliyet başkanımız da bu konuyu çok önemsediği için Konya'da herhalde gitmediği köy kalmadı, kazanma kalmadı. sürekli dolaşıyor. O da bu konularla ilgili bahsedecektir. Evet. Yani biz vatandaşın burayı gelsin, keşfetsin anlamında değil de biz özellikle çiftçiler başta olmak üzere adımız ve misyonumuz gereği ve çiftçilerimizin sürekli tarlada yanındayız. Evet hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Evet hocamın değindiği gibi birazdan Tarım Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin son teknolojik yani YÖK'ün dijital tarım uygulamalarında özellik verdiği son teknolojik laboratuvarlara geçeceğiz. Ve geçmeden önce tabii ki bu üniversitenin bugün büyük değerlerinden mütevelliyet başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Kılıç hocamla da kısa bir okul hakkında söyleşi yapacağız. Asıl geçmişi, okulun geçmişi kuruluşundan itibaren bugünü daha derin detaylı ve her şeyine şahit olan Mehmet hocamla da kısa bir röportaj yapacağız. Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Şaban Bey Üniversitemize. Sizi burada görmek güzel. Buyurun efendim. Evet, Mehmet hocamdan okul nasıl kuruldu, bugün hangi noktaya geldi, nasıl geldi? Yani okulun bir nevi kısaca canlı şahit seceresini hocamdan dinlemek istiyoruz. 2013 yılında kurulan bir üniversitemiz, kuruluş felsefesine baktığımız zaman bölge tarımına önemli bir destek vermek, onlara yönelik onları yönlendirmek, yönetmek ve organize etmek, onların bütün problemlerini çözmeye yönelik bir felsefeyle kurulmuş. Biz Sayın Ramazan Erkoyuncu Başkan'ın Konya Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanlığı'na seçildikten sonra biz bu göreve geldik. Geldiğimiz zaman üniversitenin kuruluş felsefesini iyi anladık. O felsefeye getirmemiz için de birçok tedbirin alınması gerekiyordu. İsterseniz bir iki cümleyle çok yoğunlaştırmadan gireyim. Örneğin %7'sini karşılayan bir bütçenin %7'sini karşılayan bir üniversiteydi. Bunu tamamen Konya Şeker'e dayanarak giden bir bütçesi sürdürülemezdi. Önce biz bu bütçeyi normalleştirmek, kendi kendine yeten bir üniversite haline getirmemiz gerekiyordu ve onun için yoğun çabalar sarf ettik. Burada laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten o tarihlerde Konya Şeker tarafında da Sayın Ramazan Başkan yoğun çabalar sarf ediyor. Gece gündüz uğraşıyor. Tekrar bu kurumların tekerin döndürülebilmesi için çabalarken biz de onların o çabasını biz de üniversitede aynı çabayı göstermek bize bir yol açtı. Biz de oradan bir irade alarak biz de bu çabaya girdik. Ne yaptık? Basitçe. Bunlar da çok zaman kaybetmeyeceğim ama şu anda %72'ni karşılayacak, bütçenin %72'ni karşılayacak duruma geldik. Bunlar için yurt dışı öğrencilerin getirerek hem burada yabancı öğrencilerle öğrencilerimizin laboratuvar gibi yani yabancı dille eğitim yaptığımız için onlar kendi aralarında daha iyi konuşma dilini öğrenmeler için İngilizce o bir laboratuvar oluyor. Bu bir. İkincisi onlar bizim buradaki elçilerimiz gibi onların da bazı onların da ülkelerinde tarımı yönetme ve yönlendirme noktasında bize müracaatları da olmaya başladı. Bunun yanında tarım pandemide herkes anladı ama bu
iklim kriziyle, artık ülke dünyada bir iklim krizi var. Bu iklim kriziyle birlikte dünyada güç dengeleri tarım lehine değişecek. Şunu söylemek istiyorum. İşte ekonomik ve silah gücü olan ülkeler güçlü ülkelerdi. Şimdi tarımda kendi kendine yeten ve tarım ürünü ihraç eden ülkeler ekonomisi ve silah gücünden olan ülkelerden daha güçlü konumda olacaklar. Biz de bu üniversitenin nasıl yapılması gerektiğini şöyle, ürün üreten hedef kitlemiz çiftçilere, Konya çiftçisine, hatta Türkiye çiftçisine neler yapabiliriz için bir bitki ve tohum sağlığı kliniğinin laboratuvarını kurduk. Bu laboratuvar sadece hastalıklı bitkilerin tespit edilmesi değil, şimdi gezeceksiniz. Orada biz bitkilerin hastalanmaması, iklim krizine yönelik susuzluğa dayanıklı, sıcağa dayanıklı, işte toprakta toprağın organik materyallerini değiştirmeden daha iyi ürün ortaya çıkartabilecek ürünlere odaklandık. Bunun yanında yanına hemen nanobiyoteknoloji laboratuvarı kurduk. Mevcut olan ve çalışmayan toprak analiz laboratuvarının ilaveten gübre, su, bütün analizleri yapıyoruz. Üçünün birbirlikte çalışmaları, ayrı ayrı çalışmalar ve birbirlerini kontrol etmesi ve birlikte bir çalışarak ortaya ürün koymaya çalışıyoruz. Bura öyle bir yapı ki gerçekten Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Adana fark etmez. Onlara göre bizim şöyle bir gücümüz var. Yani Konya şekeri müthiş bir araziler var. 15 bin dekar civarında. Sağ olsun Ramazan Başkan bunların uygulama için bizim hep bunların hepsini bize uygulama alanı yapabileceğimi söyledi ve gerekli talimatı da verdi. Arkadaşlar da sağ olsun bize katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda biz üyelerimiz 2 milyon hektara yakın bir alan istiyorlar. Bütün oralarda biz kontroller, deneme alanları oluşturabiliyoruz ürün geliştirmek için. Bu sene onlarca dekar alanda 5-6 tane ürün denememiz olacak. Biz bunların emarelerini gördük. Kimisi sular, bir su krizi çekiyoruz Konya'da. Buna yönelik tohum ıslah çalışmalarıyla beraber buna yönelik ürünler geliştirmezsek Konya'daki tarım gittikçe sıkıntıya giriyor. Yani basitçe söyleyeyim, bizim şirketimiz şekerin aşağı yukarı %20'sini üretiyor. Konya Ovası buğdayın %12'sini üretiyor, Türkiye'deki üretilen buğdayın. Konya eğer bu üretimlerden susuzluk konusunda geriye düşer, üretimden bir kısmıyla da olsa çekilmek zorunda kalırsa ülke gıda konusunda krize girecek. Bunun üniversite olarak biz öncülüğünü yapmak istiyoruz. Üniversitelere düşen görev sadece bilimsel yayınların yayınlanıp indeksli dergilerde yayınlanması değil, yapılan projelerle bizim hedef kitlemiz çiftçiler. Diğer bölümleri de buraya entegre ediyoruz. Rektör Bey'le beraber bilgisayar, yani bilgisayar, yazılım, burada yapay zeka çalışmaları, işte mimarlık bölümü, psikoloji bölümü, bütün bunlara çiftçilere yönelik entegre etmeye çalışıyoruz. Çiftçilerle yapmış olduğumuz köylerdeki toplantı, Rektör Bey söyledi, ben tabii bütün köylere gidemedik ama başladık, gidiyoruz birçok köye. Oradaki problemleri alıyoruz. Biz burada ARGE, araştırma projeleri haline getiriyoruz. Bu açısından da açıdan da baktığımız zaman umut olan üreticinin bir problem olduğu zaman, hastalıktır, ürün kaybıdır, işte birçok etken sayılabilirsin, tohumdaki zafiyettir. Ya bizim bir üniversitemiz var, oraya gidelim ve problemimizi çözerler diyecekler bir üniversite haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu da çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Buraya gelmeye başladılar, geliyorlar. Biz bir de şöyle bir projemiz var, 30 yaşının altında çiftçilikle hayatını idame ettirecek araştırmaya yönelik gençlerle 500'e yakın bir genç oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda 500 olmadı sayımız ama 200 küsür, 240'lar civarında o insanların buraya gelip toprak tahlillerini, onların sonuçlarını tartışarak hangi tip gübrelerin kullanılması, su stratejisinin yönetilmesi, ürünlerin daha dayanıklı hale getirilmesi, bütün bu çalışmaları onlara
örneklik yaparak onların sahalarına giderek birlikte çalışıyoruz ve onları yeni teknolojilere ulaşmış birer çiftçi haline getirmiş oluyoruz. Bizim iklim kriziyle beraber örneğin pancarlar depolanıyor. Depolanma süresi uzun süre kaldıkça şeker oranı düşmeye başlıyor, polar oranı. Bu önemli bir ekonomik kayıp. Hem fabrika için hem ülkemiz için. Bu depolanma şartlarında uzun süre dayanıklı tohumların belirlenmesi, tohum çeşitlerinin belirlenmesi, artı o pancarların orada daha uzun süre kalabilmesi için bilimsel bu laboratuvarlarda çalışarak oraya çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tamam, bugün bulamayabiliriz ama bir yıl sonra bulabiliriz. Ama bu yolda üniversitenin hedefleri açısından biz çiftçiyle entegre olmuş, onların problemlerini çözen, burada tamamen tarımsal alanlara yönelmiş bölümleriyle bir üniversite haline getirdik. Bir yıl içerisinde de rektör bey de burada, o da beni teyit eder veyahut da şey yapsın, bütçeyi %72'ye getirdik ama bir yıl sonra biz bütçeyi %100'ünü tamamlayan bu projelere daha fazla para ayıracak bir konuma doğru geliyoruz. Gerçekten bütün bu şeyleri yaparken, çalışmalar yaparken hem ilham aldığımız hem de maddi destek aldığımız hem de bütün alanlarıyla bize açtıkları için Konya Şeker ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan Erkoyuncu'ya da teşekkür ediyorum. Tabii zaman biraz kısıtlı. Laboratuvarlara geçeceğiz. Kubilay Hocam da bekliyor herhalde. Kısaca buradan son görüşlerinizi de alalım. Laboratuvarlara geçelim. Biz şöyle bir problem yaşıyoruz. Buradaki üretmeye çalıştığımız ürünleri veyahut da etkinlik alanlarımızı, biriktirdiğimiz bilgiyi çiftçilerimize aktarmak istiyoruz. Hepsine ulaşamayız belki ama sizinle buna benzer programlar yaparsak çiftçiler bu üniversitenin ne olduğunu, gittiğimiz zaman orada bilgilerin alınıp alınmadığını öğrenmiş olurlarsa burayı daha fazla çiftçiler gelir gider ve onlara katkı sağlarız. Örneğin pancarında bir hastalık oluyor. Emin olun sabahleyin erkenden orada oluyoruz. Gidebileceğimiz o ilk saatte orada oluyoruz. Bu konuda önemli bir organizasyon yeteneğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Gelişmiş ülkelerin gelişmişliklerinin en önemli sebeplerinden birisi bu organizasyon yeteneklerinin geliştirilmiş olmasıdır. Biz de onu geliştirmeye çalışıyoruz. Daha yoğun gelmelerini sağlamak için sizi de bize bugün geldiniz. Aracılık yapıyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. İnşallah bol bol. Yani bu okul bizim okulumuz. Tarıma hizmet ediyor. Her şeyden önce üretime hizmet ediyor ve burada bir bilime ışık tutuyor hocam. Bol bol işbirliği yapacağız. Ben kendim de çiftçiyim. Dünya ölçeğinde çiftçilik yapabiliyorum. Bu çıkarttığım ürünlerle bu şey. Ürünün ismini şimdi söylemeyeceğim. Reklam falan yapmayalım. Çiftçinin problemlerin ne olduğunu, nerelerde tıkandığını, nerede bilimsel bir bilgiye ihtiyacının olduğu, nasıl davranıldığını oraları ben bildiğimi zannediyorum. O yüzden benim yaşadığım problemleri çiftçilerimiz yaşamasın diye biz onların ayaklarına gidiyoruz. Allah kolaylık versin hocam inşallah. Çalışmalarınızda biz de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ederim. Yol dikenli, üretim yolu. Tabii en büyük problem su, tarımdaki su. Ve şimdi nereye gideceğiz? İlim İrfan Mektebi'nin asıl mutfağına, Kubilay Hocam'ın laboratuvarlarına gideceğiz. Buyurun efendim. Evet, bilime, ilime, irfana birçok insan yetiştiren Konya'mızın gözbebeği Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin şimdi nereye gidiyoruz? Laboratuvarlarına gidiyoruz ve son teknolojide kurulmuş birçok ilim insanı yetişen güzel teknolojik laboratuvarlarına gidiyoruz. Bu arada orada Kubilay Hocam'ın misafiriyiz. Evet sevgili izleyiciler, tarıma ilim insanı, bilim insanı yetiştiren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi laboratuvarındayız ve bilimsel manada bu hizmetin öncülerinden ve Konya Gıda Tarım Üniversitesi Bilimsel Üretim ve Bitki Geliştirme
danışmanlığı noktasında öncülük eden Profesör Doktor Sayın Kubilay Baştaş hocamla beraberiz. Tabii Kubilay hocam hem danışman, hem profesör, hem bilim insanı. Bunun yanında son teknolojik laboratuvarlarla çiftçiye bu üniversite nasıl hizmetler veriyor? Bugün Kubilay hocamla bunları konuşacağız. Kısaca Kubilay hocamı da bir tanıyalım. Hocam merhabalar. Merhabalar Şaban Bey. Hoş geldiniz bizim laboratuvarımıza. Çok mutluyuz sizi burada ağırlamaktan. Kubilay Baştaş kimdir? Kısaca tanıyabilir miyiz? Ben şu anda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesiyim. Gıda Tarım Üniversitemizde de bu üniversitenin bitkisel üretim, tarımla ilgili kısımlarından sorumlu danışmanıyım. Bu laboratuvarı bir süre önce kurduk ve bu laboratuvarda çok önemli bilimsel araştırmalar yapmayı planlamıştık. Arzu ederseniz buyurun beraber içeride görmüş olalım. Danışman hocam, Profesör Doktor Kubilay Baştaş hocamdan detaylı bir şekilde dinleyeceğiz ve bu laboratuvar bunun yanında daha farklı ne hizmetler veriyor? Kubilay hocamdan dinliyorum. Hocam tekrar merhabalar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bildiğiniz gibi bütün üreticilerimizin de bildiği gibi her şeyin başı bitkisel üretimde tohum. Ana kaynağımız tohum. Yani hem yetiştirdiğimiz ürünün kalitesi, verimi hem de onlarla birlikte oluşabilecek hastalık veya zararların kontrolü önce tohumdan başlıyor. Şimdi bu kurulmuş olan oldukça üst düzey teknolojiye sahip olan bu laboratuvarda önce adından da anlaşıldığı gibi tohum ve bitki sağlığı kliniğine numuneler geliyor. Bunlar ister sağlıklı ister hastalıklı bitkisel ürün tohumları. Yani tohum ya da tohumluk sadece bir işte domates, biber, pancar, fasulye tohumu değil. Burada anlamamız gereken belki bir elma fidanı. Belki bir başka bir domates fidesi. Yani tohumluk olarak neyi kullanıyorsak. Bu laboratuvara girdiği andan itibaren bu tohumun üzerinde, tohumluğun üzerinde hangi hastalıkların olabildiği, mantari, bakteriyel, viral hastalıkları çok rahatlıkla üst düzey moleküler teşhislerle, bütün yeni modern teknolojiyle teşhis ediyoruz. Tohumda yapılabilecek bütün uygulamaları, hastalığı önlemek adına, verimi arttırabilmek adına bunların çözüm yollarını bulabiliyor ve çiftçilerimize önerebiliyoruz. Tabii bu ilk aşamamız sadece tohumla kalınmıyor. Ekimden sonra, çıkış sonrası, fide, bitkinin büyük dönemi, hasata yakın dönem, hasat sonrası bütün dönemlerdeki bitki sorunlarını, hastalıklar, diğer başka sorunların tamamının teşhisi yapılıyor ve çözüm önerileri arıyoruz. Fakat bildiğiniz gibi özellikle 2030 yılından itibaren dünyada tarım ilaçlarının %50'si yasaklanacak. Bu çok büyük bir rakam. Şimdi teknoloji şunu yapmak zorunda. Hastalıklarla veya zararlarla mücadele ederken ilaçsız, pestisit, tarım ilacı kullanmadan neler yapabiliriz? Bu laboratuvarın belki de ana amaçlarından bir tanesi bu. Biz özellikle hastalıkları normal klasik yöntemlerle, daha basitçe yöntemlerle halledebiliyorsak, evet, halledemiyorsak da bu laboratuvar kapsamında çalışmalarımız, bilimsel araştırmalarımız kapsamında şunu da yapıyoruz. Gezdiğimiz bütün arazilerden, Konya'dan, İç Anadolu bölgesinden çok geniş bir faydalı bakteri koleksiyonumuz oluştu. Bu faydalı bakteriler, faydalı mikroorganizmalar, sadece bakterilerde değil, bitkilerde önce üretim aşamasında, mesela bölgemizde kuraklık sorunu var. Kuraklık sorununa karşı bitki stresini azaltabilen, hastalıklara karşı mücadelede kullanılabilen ya da yine bunlar bir gübre niyetine kullanılabildiği için bitki besin elementlerini alımında kolaylık sağlayabilen mikroorganizmalarımız var. Yani çiftçimize biz önce sorununun ne olduğunu teşhis edip arkasından yeni modern teknolojiyle çözümünün önerisini yapabiliyoruz. Hatta çok yakında belki de ürünleri çıkmak üzere olan yeni biyolojik gübre, biyolojik pestisitler kısmından faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Evet, yeni yeni teknolojiyle çiftçiye aslında burası üretimden hasada kadar önemli bir gidiş yolu. Çünkü ürünlerdeki hastalıklar tespit ediliyor, teşhis ediliyor ve bunun yanında hocam bir konu daha vardı herhalde aklımda kalan. Buyurun. Burası bir iyi bir mutfak oluşunun sebebi susuzluğa daha dayanıklı tohumlar konusunda çalışma yapan bir mutfak burası, doğru mu hocam? Evet, şöyle ki şimdi bitkinin şu anda iklim değişikliğine bağlı olarak yaşadığımız en büyük krizlerden bir tanesi küresel ısınma ve bunun sonucunda oluşan bir kuraklık.
hocalarımız bahsetmişlerdir. Çok yakın bir tarihte de burada yine bu üniversitede bir iklim değişikliği kuraklık çalıştayı yapılacak. Biz bu laboratuvarda ki biraz sonra sizi gezdirirken göstereceğiz ne kadar üst düzey teknoloji kullanılabildiğini. Faydalı bakterilerimiz var elimizde ve bu bakterileri bitkilere uyguladığımız zaman 5 sulama yapmamız gerekirken 4'e 3'e indirmemiz bile bizim için çok büyük bir fayda sağlayacak. Hatta bitkinin şu anda kurak koşullarda yetişirken ki verim kaybını çok büyük oranda azaltacağımızı düşünüyoruz. Ürünlerimiz esasında hazır. Evet. Tam böyle sunulma aşamasına kadar geldiler. Arazi ve denemelerimiz tamamıyla bitti. Laboratuvar denemeleri yapıldı hepsinin. Bundan mutluluk duyuyoruz ve dediğim gibi bu laboratuvarın en iyi tarafı sadece sorunu teşhis etmiyoruz. Çözüm önerilerini ve yeni teknolojiyi kullanıyoruz. Evet, bilim ve ilim. İkisi birden. Evet, diyelim. İkisi birden çiftçiye çok güzel temel bir hizmet. Evet hocam, buradan şöyle kısaca neler yapıyoruz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Şöyle haklısınız. Şimdi bu içinde bulunduğumuz odacık ilk numune kabul odamız. Evet. Yani üreticilerimiz bize herhangi bir bitkiyi, dediğim gibi bir küçük domates biber tohumundan tutun da fasulye yumrusuna kadar, bir elma fidanına kadar aklımıza ne geliyorsa getirebilirler. Bu odaya giriyoruz. Biz bu numuneleri ilk anda burada işliyoruz. Üzerlerindeki hastalık etmenlerini ya da sağlık sorunu neyse, kuraklık, besin elementi noksanlığı, başka diğer bitkisel stresler, onları bu odada ilk izolasyonlarını, ilk aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bu neden izole bir oda? Çünkü daha sonra göstereceğimiz odaya buradaki mikroorganizmaların bulaşmaması gerekiyor. Burası çok temiz bir oda. Buradan elde ettiklerimizin detaylı teşhisi ve mücadele yöntemleri daha ileriki aşamada devam edecek. Gördüğünüz gibi bugün için patates numunelerimiz var. Kavun örnekleri. Bu arada Konya Şeker bir patates üreticisi, aynı zamanda patates üretilen ürünün cips noktasında bir tedarikçi, bir firma. Kesinlikle. Patates, şeker pancarı, mısır, kavun, domates, evet, biber, aklımıza ne geliyorsa. Evet. Buradan tanıyarak gidiyoruz. Bu anlamda çok değişik ve çok geniş bir portföyümüz var. Yani sadece bir iki ürün değil, şu anda İç Anadolu bölgesinde çiftçilerimizin ne sorunu varsa her şeyi halledebilmeyi ümit ediyoruz ve düşünüyoruz. Evet, o teknolojik laboratuvarda şu anda bünyenizde mevcut. Evet, buradan kavun da tohumlarımız var. Bunlar geldiğinde son derece üzerlerinde hastalık vardı. Biz önce hastalık etmenlerini tohumdan çıkartıyoruz. Sonra arkasından da tohumda bunu nasıl düzeltiriz? Belki şu aşamayı da başlamak üzereyiz. İşte bir bitkide, bir tohumunda kuraklığa, hastalıklara dayanıklılığı nasıl sağlarız? İster klasik ister moleküler yöntemlerle bunu sağlayabilecek teknolojiyi yapıyoruz. Evet. Yani elimizde bir tohumumuz var. Bu tohum kuraklığa karşı hassas. Evet. Bir miktar bunun gücünü arttırarak, dayanıklılığını arttırarak kuraklığa dayanıklı hale getiriyoruz. Evet. Hocam, burada makinelerden biraz bahsedebilir miyiz? Şaban Bey, biraz önce bahsettiğim gibi bildiğimiz klasik teşhis yöntemlerimiz var ama şu an üzerinde durduğumuz kısım en üst düzey moleküler düzeyde teşhis yaptığımız kısım. Yani bir hastalık etmenini, bakteri, mantari veya viral etmenin DNA'larını çıkartarak genetik yapısı üzerinde çalıştığımız kısımdayız. Bu cihazlarımız çok özel. İçine girdiğimiz kısım ve diğer bölümle birlikte bu laboratuvar İç Anadolu bölgesindeki en iyi hastalık laboratuvarı diyebiliriz. Evet, hastalık tespitindeki ürünlerdeki hastalık önerileri, hatta onlara ilgili çözüm yollarının araştırıldığı, faydalı mikroorganizmaları araştırdığımız özel bir laboratuvar. Buradan da çok kısa bir zamanda, biraz önce bahsettiğim gibi, yeni ürünler çıkacak. İster pancarda, ister patatesde, ister domatesde, bütün ürünlerimizde kullanabileceğiz. Evet. Burası çok üst düzey. İsterseniz bazı yapılan çalışmalardan böyle, tabii ki, bahsedelim. Buyurun hocam. Şöyle. Üst düzey görüntüleme açısından, evet, detaylı mikroskoplarımızı kullanıyoruz. Hı-hı. Teşhisleri yapabilmek adına. Evet. Şurada bazı özel bakterilerimiz var. Bu bakteriler bizim bitki stresini önleyebilecek çok özel bakteriler. Evet. Yani hastalık oluşmadan önce bitkiyi koruyabilmeyi amaçlıyoruz. Ana amacımız bitki sağlığını korumak, hastalık olmasını engellemek. Ana faktörümüz bu. Burada görmüş olduğunuz bu faydalı bakterileri ister tohuma, ister daha sonraki dönemlerde bitkinin kendisine uyguladığımızda kuraklık, hastalık, bitki sıcaklık stresi, bitkiyle ilişkili gübreleri, mesela suyu çok daha az kullanabileceğiz. Çok daha az gübre kullanabileceğiz. Eğer mümkünse, ki çalışmalarımız onu gösteriyor, %90'ın üstünde başarılarımız var. Bitki hastalıklarına karşı belki
belki de çok az ilaç kullanacağız. Evet. Ya da hiç. Evet. Hiç düzeyinde. Evet. Bu çalışmalar, bu bakteriler çok özel. Evet. Bakteri. Burada da gördüğünüz üzere hocam şöyle kısaca buradaki görüntülerden biraz bahsedebilir misiniz? Şu an İç Anadolu bölgesinde özellikle patateslerde görülen çok önemli mantari, bakteriyel ve viral hastalıklar var burada. Bunlar bu bölgedeki çok yüksek oranda patates verimini çok düşürüyorlar. Yani bunların önce teşhis edilmesi gerekiyor ki bizim bitki koruma konularımız içerisindeki ana faktörümüz şudur. Doğru teşhis, ona uygun mücadele tekniği, hatta bunlar hastalandıktan sonra bize gelenler. Biz bu laboratuvardaki ana çalışmamız bitkilerin hastalanmadan önce korunmasını sağlamak. Yani üreticilerimiz bize herhangi bir numuneyi getirdiğinde hastalık olduğunu anlarız, onu buluruz. Ama arazi şartlarında da gidip biz ya bu seneki üretim sezonunda iklim şartları şunları gerektirdi, bu şartlar oluştu ve hastalık beklenecek. Aslında, ama olmadan önce size mücadele edelim, yardım evet, edelim. Burada hocam da demek istediği asıl konu şu, bütün çiftçi kardeşlerim lütfen burayı çok es geçmeyelim, burayı dikkatlice dinleyelim. Toprak analizi, yani her programda bahsettiğimiz, her yerde gittiğimiz bütün bilim, okul, eğitimlerde anlatılan konu toprak analizi. Toprak hasta mı? Hastalık ürüne bulaşmadan tespit edilip hastalıksız bir ürün yetiştirmek. Asıl temel amaç bu. Burası öncelikle temel amacı hastalıksız bir ürün yetiştirme noktasında, ama ürün hastalık noktasında tespit laboratuvarı mevcut, ama öncelikle hastalıksız bir ürün. Doğru mu hocam? Kesinlikle Gıda Tarım Üniversitesi'nin bu anlamda hem toprak hem bitki analizlerini yapabilmesi için çok büyük bir potansiyeli var. Yani çiftçilerimiz buraya güvensinler. Gerçekten çok üst düzey bir teknolojiyle bu işi yapıyoruz. Çözüm önerilerini de son teknolojiye göre söylüyoruz. Yani hastalık olduktan sonra teşhis etmemiz evet mümkün, ama ana amacımız bitkiyi hastalandırmamak. Evet. Tüm çiftçi kardeşlerimden çalışıyoruz. Tüm çiftçi kardeşlerime ben yine söylemek istiyorum. Toprak analizi bizim tarımsal üretimin olmazsa olmaz artık. Bir su ne kadar kıymetliyse ardından gelen en önemli adım toprak analizi. Ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin laboratuvarlarında da son teknolojik toprak analizleri yapılmakta. Lütfen bilginiz olsun. Yani ben toprak analizini daha iyi nereden yaptırabilirim derdiğinizde, burası da bir hizmet vermekte, güzel bir hizmet vermekte. Burayı da es geçmeyelim. Buradan ilginize diyorum ve devam ediyoruz hocam. Evet, buraya geliyorum. Gördüğünüz bu Şahin kardeşim, dolapların içerisindeki bütün materyaller üst düzey teşhis yapmak için ve hastalıkları önlemek adına bizim geliştirdiğimiz bazı mikrobiyal ürünleri, mikrobiyal gübreleri veya hastalık önleyici faktörleri bunlarla elde ediyoruz. Hatta en büyük sorunumuz bu dönem içerisinde küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklık stresi. Elde ettiğimiz kendi çalışmalarımızla başardığımız mikroorganizmalar bunu bize çok yüksek derecede sağladı. Biz bunları çok kısa bir zaman içerisinde üreticiyle buluşturacağız. Evet, çok güzel. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz üzere bu küçücük dolaplarda gördüğünüz numunelerde hastalık tespitleri yapılmakta. Yani tonlarca, dönümlerce, dekarlarca, hektarlarca ekilen arazilerdeki ürünlerin hastalıkları, insan sağlığına olan zararlarını buradaki küçücük bu dolaplarda tespit edilerek sizlerin hizmetine sunulmakta. Ve bu yüzden dünya bir iklim krizine giderken, dünya bir kuraklığa giderken buralar gelecek dönemlerde bu bilim merkezleri çok büyük hizmetler düşüyor, çok büyük görevler düşüyor. Ve bu noktada toprak analizini, ürünlerdeki hastalık analizini lütfen es geçmeyin. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi de bu noktada bir çözüm ortağınız diyoruz. Evet, şöyle ilerleyelim. Bu elde ettiğimiz mikroorganizmaları depoladığımız özel derin dondurucularımız var. Onları geliştirdiğimiz ve kullanıma hazırladığımız özel bunlarla ilgili preparatlar hazırlamaya çalışıyoruz. Sadece bakteriyi araziye, toprağa vermek değil, bu bakterinin olumsuz bütün çevre şartlarında dayanıklılığını arttırmaya çalışıyoruz. Yani üreticimiz bunu kullandıktan sonra bir süre sonra toprakta kaybolmayacak. Öyle bir yeni değişik formülasyon şeklinde hazırlıyoruz ki bunları kullandıktan sonraki üretim sezonu içerisinde arazide kalabilecekler. Evet. Böyle bir çalışmamız var. Buradan devam ediyoruz. Bu laboratuvar cihazların içerisinde detaylı ve olabildiğince steril bir şekilde çalışılmaya devam ediliyor. Tezgahlar üzerinde gördüğünüz bütün cihazlar, evet, hem hastalık teşhislerinin yapılımında hem de bütün bu materyallerin hazırlanmasında kullanılıyor. Evet, devam ediyoruz. Genç kardeşlerimizin yetiştiği bu bilim noktasında makineleri ve laboratuvardaki çalışmaları
buradan takip edelim. Evet hocam, biraz da buradan bilgi alabilir miyiz? Esasında çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi bilim, üreticilerimize faydalı olmak, onların bütün sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak, hatta sorun yaşamadan onlara yaşatmamak için uğraşmak çok güzel. Ama burası bir üniversite, akademik bir yapı. Çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi de şu: genç arkadaşlarımız, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri bu laboratuvarda çok özel bir eğitim alarak geleceğin bilim insanları ve bizim şu anda anlattıklarımızın belki daha iyi teknolojisiyle kullanımını sağlayacaklar. Arkadaşlarımız burada çalışıyorlar. Hem derslerde bunları teorik olarak öğreniyorlar, hem de bu laboratuvar standartlarında pratik olarak görebiliyorlar. Evet, işin mutfağının temelden başlıyorlar. Mutfağındalar. Yazın staj yapabiliyorlar burada. Bu bölge için çok önemli özelliklerden bir tanesi. Ve onları tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımızın en önemli özelliği de şu: bunları gönüllü olarak yapıyorlar. Çok biz güzel. Biz hiçbirinizi orada çağırmadık. Evet, hepsi çok güzel. Gerçekten bilerek çalışıyor. Biz de buradan arkadaşlara eğitim yolunda, öğretim yolunda büyük başarılar diliyoruz. Evet, burada teknolojik bir laboratuvar makinemiz mevcut. Hocam, bu makineyi tanıyabilir miyiz? Steril bir kabin. Bunun içerisinde arkadaşlarımız olabildiğince bütün ortamın mikroplarından arındırılmış bir şekilde denemelerini yapıyorlar. Mesela şu anda yürütülen çalışmada... Şöyle tohumlarımızı önce inceliyoruz. Böyle solüsyonlar içerisinde hastalıkların ortaya çıkışını teşhis edebilmenin ilk basamaklarından birini gerçekleştiriyorlar. Daha sonra bunun içerisinden çıkan bakteriyel, mantar veya viral etmenlerin böyle spesifik besi yerleri, kendisini anlatayım mı? Böyle besi yerleri içerisinde gelişimlerini sağlıyoruz. Buradan teşhise devam ediyoruz. Yani bu özel bir teşhis. Daha sonra bunun DNA'sını çıkartıp biraz önce bahsettiğimiz kısımda da genetik analizini yapıyoruz. Ama buradaki bizi en çok heyecanlandıran şey şu: mikroorganizmalar, zararlı olanları evet bu şekilde görüyoruz. O ne tohum hocam? Bunlar pancarlar. Pancar, evet. Pancar, şeker pancarı tohumu. Şeker pancarı tohumlarımız. Konya şekerin kendi yerli tohumu. Kendi tohumları. Evet. Beta tohumcunun kendi tohumculuğu. Çok güzel, evet. Onlar üzerinde şu anda hastalık var mıyı araştırıyoruz. Bakın, daha hiç araziye inmedik. Kimseden hastalık şikayeti gelmedi. Önce biz tohumdan anlamaya çalışıyoruz. Bu sene ekilecek olan tohum sağlıklı mı, hasta mı? Bu aşamadan başlarsak bundan sonrası kolay. Çünkü eğer sorun tohumdaysa bunu ya kullanmayız ya da tohuma özel bir uygulama yaparız. Bir bakteri, bir mikrobiyal kaplama yaparız. Bu kaplama sayesinde kuraklığa dayanıklılığı sağlarız, hastalıklarıyla mücadelesini sağlayabiliriz. Hatta o mikroorganizmalar toprağa da geçeceği için besinsel değerini de kazandırmış oluruz. Kalite ve verimi çok yüksek düzeyde arttırırız. Evet. Hastalıktan ari tohum üretimi için buradan mücadeleler, incelemeler hatta yapılıyor. Genetik dayanıklılığı da sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu tohumun şu an üzerinde herhangi bir şey çıkmadı. Ama arazi koşullarında bazı hastalıklardan hastalanacak. Bunu önlemek için dediğim gibi klasik ya da moleküler ıslah yöntemleri kullanılarak tohum üzerinde de çalışmalar yapabiliyoruz. Evet, çok güzel. Biz de buradan Kubilay hocama ve bütün ekip arkadaşlara, genç kardeşlerime güzel çalışmalar diliyoruz. Peki hocam, şunu sormak istiyorum. Bu siz de bir ilim insanı olarak, bir profesör olarak, tarımın içine birisi olarak Konya'da, Konya gibi tarım şehrin içerisine böyle bir müessesenin oluşu tabii ayrı bir detay, ama bu noktalara gelebilmek, bu noktalara düşünebilmek, o da ayrı bir detay. Gittiğiniz farklı yerlerde bu tür laboratuvarlarla denk geldiniz mi? Yani Konya ve çevresi illerde. Şöyle söyleyeyim, bu kapsamda rakamlarımız çok yüksek. Yani şu gördüğümüz bütün cihazlar, içinde kullandığımız kimyasallar, aletler oldukça üst düzey bir yapıyı gerektiriyor. Oldukça pahalı bir yapı bu. Bu kapsamda ve bu kadar kapsamlı bir iş yapabilen bir laboratuvar şu anda İç Anadolu'da ilk ve tek. Evet. Çok bu anlamda gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz. Gıda Tarım Üniversitesi'nin bu imkana sahip olması, birebir üreticiyle birlikte bunu çok güzel kullanabileceğine inanıyoruz. Evet, ben de buradan gönüllülük esasına dayanıp da hizmet veren, buraya emek geçen kardeşlerim için de büyük bir şans burası çok aslında. Çok sağ olun. Hocam, çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Umut çok ediyoruz. Konya Tarım, Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin ziyade ülkemiz tarımı gelecek noktada bu müesseselerden faydalanır, bu bilimden, bu ilim ışığından faydalanır diyoruz ve biz de çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Ayağınıza sağlık, onur verdiniz. Bu laboratuvarı ziyaretinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün çiftçilerimize, bütün KonTV izleyicilerine saygılar sunuyoruz. Herkese işlerinde başarılar, mutluluklar diliyorum.
Sevgili izleyiciler, ilimin, bilimin müessesesi Konya'nın göbeğinde Gıda Tarım Üniversitesi'nde bugünkü programımızı buradan sonlandırıyoruz. Bir dahaki programımızda Konya Gıda Tarım Üniversitesi'nin özellikle uygulamalı ekim arazilerinde, tarlalarında hangi ürünlere, çiftçiye hangi noktalarda destek veriyor, birçok konuyu hem geri kalan laboratuvarlarında hem de ekili arazilerde daha çok yer vereceğiz ve buradan ilimin, bilimin ışığında öğrenci yetiştiren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nden şimdiden sevgiler, selamlar.